paylaştığı yüzün üzerinde araştırmanın içerisinden çıkartılmış partilerin ortalama oy oranları. Yani evet. Araştırma firmalarında anketleri yayınlandığı zaman işte manipülasyon var denilebiliyor ya da işte bu firma şuna yakın buna yakın denilebiliyor. Ama Tele 1 için yaptığımız o çıkardığımız grafiklerde içerisinde AKP'ye yakın firmalar da var, muhalefete yakın firmalar da var. Yani 2021 yılı içerisinde yapılmış tüm araştırmaların 12 aylık ortalamaları, böylece de partilerin oy trendleri var aslında. Onları sunacağız. Avrasya Araştırma'nın anketi elinizdeki. Evet. Elinizdeki anket Aralık ayının son haftası 23-27 Aralık 2021 tarihler arasında 26 ilde yapılmış. Evet, bu açıdan da 20 Aralık kararlarından sonra yapılan tek araştırma şu ana kadar yayınlananlar içerisinde. Araştırmanın hata payında +2,5 olduğunu tahmin ediyoruz. 26 ilde kent tür dağılımına göre uygun olarak 2460 kişiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılmış. Evet, yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılmış. Çalışmamızın finansmanı demişsiniz. Avrasya Anket ve 23 Derece YouTube kanallarının reklam gelirleri üzerinden ve ücretli abone destekleriyle karşılanmıştır. Araştırmamızın maliyeti 44.280 Türk lirasıdır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman değerli konuklarımızın da izniyle biz bir ayağa kalkalım. Siz de izleyin, sizden yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar sırayla verelim ve Sayın Kemal Özkiraz burada değerlendirsin. Kaleminizi de alabilirsiniz, işaret etmek için kullanabilirsiniz. Künyesini okuduk. Şimdi AKP 2021 oy değişim grafiği diye bir grafik var önümüzde. Arkadaşlar onu verelim ya da sırasıyla. Bunu biz kendi YouTube kanallarımızda da yayınlamadık henüz. Öyle mi? İlk kez Tele 1'de. Size söz verdiğimiz için. Çok teşekkür ediyoruz. Tele 1 için yaptığımız bir çalışma bu. Arkadaşlarımız bir haftadır 21 ayrı firmanın yaklaşık hatta tam olarak söyleyeyim 2021 içerisinde yayınlanmış 103 ayrı raporundan derlediler bunu açık kaynaklarda. Yayınlanan rapordan derlediler. Bunu yaparken şöyle yaptık. Örneğin AKP'nin oy ortalamasını alırken o ay içerisinde AKP'yi en yüksek gösteren firmayı çıkardık. Aynı şekilde AKP'yi en düşük gösteren firmayı da çıkardık ki hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru manipülasyon ihtimalini düşürelim diye. Böylece firma farkı da hani siyasi ya da ticari kötü niyet varsa onu da ayrıştırmış olalım istedik. Başta Ocak 2021 var. Ocak 2021'de 37,2 çıkıyor en yüksek. Evet, Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam 19 tane anket yayınlanmış. Evet. 19 anketten AKP'yi en yüksek gösteren bir tanesi yok. AKP'yi en düşük gösteren mesela o ay bizim araştırma firmamızdı. Onu da çıkardık yani kendi firmamızı da çıkardık. Eğer bir parti lehine ya da aleyhine en yüksek ya da en düşükse Avrasya'nın rakamlarını da dahil etmedik. Öyle olunca Ocak ayında %37 ile başlamış AKP'nin. Bu tam oy mu yoksa kararsızlar? Kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Kararsızlar dahil. Dağıtıldıktan sonraki oy oranları. Sistematik bir düşüş var Kemal Bey. Şubat'ta %36'ya düşmüş görünüyor. Mart'ta 35,9. Nisan'da 35,8 diye gidiyor ve Şubat'la Temmuz arasında yaz aylarında bir düşüş, net bir düşüş. %33'e kadar inmiş. Evet. 33,7'ye kadar. Orada bir istikrar var. Hatta hafif bir yükseliş var. 134'e çıkmış. Şurası, Eylül'de, Merdan Bey, şuraya kadar düşmesi, burada kapanmalar var. Pandemi. Evet. Burada pandemi kapanmaları var ve yeteri kadar destek yok. Kapanmalar bittikten sonra tüketici güven endeksiyle de baktığım zaman çok paralel gidiyor. Tüketici güven endeksi yükseldikçe AKP'nin oy oranı ya dengelenmiş ya da yükselmiş. Düştükçe o da düşmeye başlamış. Burada da 31,7'ye kadar gelmiş. Yılın sonunda 31,7 yani yaklaşık 6 puan sadece 2021 yılında kaybetmiş. Peki. İkinci bölüme geçelim arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2021 oy değişim grafiği. AKP'den sonra CHP'ye bakalım. Evet. Ocak'ta 24,1. Evet. Ocak 2021'de. Ve Şubat'ta 24,5. Mart'ta bir düşüş var 24. Sonra tekrar sistematik bir biçimde çıkıyor.
25,4, 25,6. Temmuz yani kapanma döneminde bir durağanlık var 25 çizgisinde 25,1. Ardından tekrar çıkmış. Sonuçta Aralık'ta 26,7'ye kadar gelmiş. Buyurun. Aslında Ocak'tan itibaren Mayıs'a Haziran'a kadar yaklaşık 1,5 puan kadar yükselmiş. Sonra hep 25,4-25,1 aralığında Eylül'e kadar devam etmiş. Ekim ayından itibaren tekrar yükselmeye başlamış CHP. Bu Ekim-Kasım ayları da zaten kurun ve enflasyonun en pik yaptığı iki ay. Muhalefet bu aylarda yükselmeye başlamış. İyi Parti'ye bakalım şimdi bir de arkadaşlar. Evet, İyi Parti'nin oy oranı Ocak'ta 13,5 iken, evet, bir Eylül-Ekim aylarında 14,8'e kadar, yaklaşık 15'e kadar çıkmış, öyle anlaşılıyor. Evet. Sonra aralığa doğru bir düşüş var, 13,1'e kadar bir düşüş var. Bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Normalde CHP'nin hani diğer muhalefetin diğer büyük partisine baktığımız zaman Ekim-Kasım aylarında CHP'de az da olsa bir yükseliş var. İYİ Parti'de kendi oy oranı açısından azımsanmayacak bir düşüş var. Neredeyse %10 kadar. 14,8'den 13,1'e. Bunun sebebi esasen İYİ Parti çok yükselişteyken bir tanesi burası Kürdistan meselesi yüzünden İYİ Parti'nin kendisini savunurken merkezden uzaklaşması. HDP üzerinden o savunmayı geliştirmesi. Sonrasında da Lütfü Türkkan olayından sonra bir düşüş var. Bizim anketlerimizde mesela 2 ay düştükten sonra bu ay toparlanmaya başladı ama ortalamada Aralık ayında 13,1'e gelmiş. Peki. Enteresan. Bu iki olay diyorsunuz. Lütfü Türkkan olayı ve şeyin bir esnaf ziyaretinde bir esnafın evet. Meral Akşener'e burası Kürdistan demesi. MHP'nin 2021 oy değişim grafiğine bakalım şimdi arkadaşlar. Evet. MHP Ocak 21'de 9,2 iken Aralık'ta 7,3'e kadar inmiş. Sistematik bir düşüş var. Bir parça Eylül-Ekim aylarında biraz bir toparlanma, daha doğrusu Temmuz'da bir toparlanma var. Evet. Onun ötesinde sistematik bir şekilde düşmüş. Net bir biçimde barajın altında görünüyor. Bu değerli seyirciler, bütün kamuoyu araştırmalarının ortak sonucundan söz ediyoruz. Burada tek bir araştırmadan söz etmiyoruz. O ay 2021 yılında yapılan bütün araştırmalar, AKP yanlısı veya muhalefete yakın olan şirketlerin, kamuoyu araştırma firmalarının ortak sonucu bu. Evet, burada toplamında 21 ayrı firmanın 103 ayrı anketi var. 21 ayrı firmanın 103 ayrı anketinin ortalamaları bunlar. En dramatik düşüşlerden bir tanesi MHP'de. Hatta şunun 7,3'lerde kalma sebebi de son yayınlanan, yani bu hafta yayınlanan iki tane ankette MHP'nin 9'un üstünde görülmesi ama bir tanesini en yüksek olanı çıkarttığımız için o ortalama yaklaşık 0,4 yükseltmiş. Aslında normalde sadece altında. Bize çok genelin dışında gelen o iki sonuç haricinde düşündüğümüzde 7'nin de altında kalırdı MHP. Evet, peki HDP'ye bakalım. HDP'nin 2021 oy değişim grafiği. Ocak ayında 10,2, Aralık ayında 10,7. En istikrarlı parti görünüyor. Şöyle HDP, HDP çok hiç kararlı bir şeyi var. HDP hiç barajın altında kalmamış. Evet, yani birçok ankette barajın altında çıkıyor HDP ama ortalamalara baktığımızda hiç barajın altında kalmamış. Zaten HDP ile ilgili bütün araştırmacıların kabul ettiği de bir gerçek var. HDP anketlerde 1-1,5 puan seçimde alacağından daha düşük çıkıyor. Yani evet. HDP'nin ortalaması buysa baraj sorunu yok demektir. Anket evet. Ortalaması buysa. Yani yaklaşık %12 gibi bir oy oranına sahip olduğu anlaşılıyor. Deva Partisi burada ilginç bir grafik çiziyor. Ona bakalım arkadaşlar. Deva Partisi'ni ekrana getirelim grafiği. Evet. Şimdi tam ekran verebilirsiniz arkadaşlar. Deva Partisi Ocak'ta 1,7'den başlıyor. Aralık ayında 4,1. Sistematik bir çıkışı var. Bir
Haziran Temmuz ayında bir ufak düşüş yaşamış. Kırılma olmuş Haziran'da sanki. Evet, bir şöyle zaten oy oranı diğer partilere göre çok düşük olduğu için burada sapma zaten çok yüksek. O yüzden şu 2.2 ile 2 arasında fark var bile diyemeyiz, emin olamayız yani. Ama bize öbür grafiklerle uyumlu gelen kısmı kapanmalar bittikten sonra bir 0.2 puan kadar AKP'ye geri dönüş olmuş gibi gözüküyor. Ama sonrasında tekrar çok hızlı yükselmiş ama en hızlı yükselişi şurada bakın Eylül-Aralık arasında neredeyse 1.5 katı kadar oyunu artırmış ki mesela Avrasya Araştırma'nın anketlerinde, bizim anketlerimizde bunlardan daha yüksek oy oranlarını da gördük biz son dönemde. Ama dediğim gibi bu hepsinin ortalaması. Peki diğer sayfaya alalım arkadaşlar. Evet. Bu pazar erken seçim yapılacak olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? Bu kararsızlar dağıtılmadan önce. Kararsızlar dağıtılmadan da neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP hemen hemen eşit. Şöyle görünüyor. Bizim bu 20 Aralık kararlarından önceki anketimizde, yani Aralık'ın 15'inde yayınladığımız anketimizde durum neredeyse tam tersi gibiydi. CHP 0.5 kadar öndeydi. 20 Aralık'tan sonra değişen tek şey zaten AKP ile CHP arasında o 0.5'lik bandın yer değiştirmiş olması. Yani o AKP'lilere yüklediği moral motivasyon değeri kadar AKP'de ya da MHP'de bir artış olmadı o kararlardan sonra. Zaten bu anketin ön kısmında da muhtemelen vakit dar olduğu için yayınlayamayacağız ama birikimlere baktığımızda, yani seçmenlere birikiminizi nasıl yapıyorsunuz diye sorduğumuzda, birikimi olan seçmenlerin birikimlerinin çok büyük bir kısmının dolar ve burada MHP olduğu. Mesela 5,9. Evet, burada MHP çok. 5,9. Bu tabii kararsızlar dağılmadan önceki hali. Peki kararsızlar dağıtıldıktan sonra bakalım. Çünkü kararsızların oranı %13 çok yüksek. Yok, bunu değil arkadaşlar. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra hangi partiye oy vereceğimiz, onu ekrana getirelim. Sırayla değil. Evet, o Cumhurbaşkanı anketi. Evet, kararsızlar dağıtılınca. AKP ve CHP neredeyse eşit. AKP %29. Biraz daha evet, küçük verilebilir. AKP %29. CHP %28,1. İYİ Parti 12,5. HDP 11,5. MHP 6,8. DEVA 6,1. DEVA çok ilginç. Yani bir yüksek görünüyor. Gelecek Partisi %2. Saadet 1,6. Diğerleri 2,4. Buyurun. Şimdi dediğim gibi bir önceki anketimizde ve ondan önceki anketimizde, yani son 3 ayda yaptığımız iki ankette Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıldığında da dağılmadan önce de AKP'yi çok minik farklarla geçmişti. Hatta bizim haricimizde Yöneylem Araştırma'nın anketinde bizimkinden daha farklı geçmişti. Yani 3 puan kadar farklı geçmişti. 20 Aralık kararlarından sonra yaptığımız bu ankette, ki 20'sinde kararlar alındı. Biz ankete 23'ünde başladık. Yani aslında AK Parti kitle moral motivasyonunun en yüksek olduğu dönemde yaptık bu anketi. Ama beklenen şeyi bulamamışlardı. Çünkü dediğim gibi sanki biraz kendi seçmenlerine kazık attılar gibi. Çünkü birikim cinsini sorduğumuzda Cumhur İttifakı seçmenlerinin %16'sı birikimini sadece TL olarak tutuyormuş. Çünkü faiz haram diye TL'de durmuyorlar. Millet İttifakı seçmenlerinin ise %28'i birikimini TL'de tutuyormuş. Yani hani o her fırsatta dolar olan vatan aynıdır diyorlardı ya. Aslında Millet İttifakı seçmeninden daha fazla dolar alıyorlarmış. Evet. Ondan dolayı da istediğini bulamadı yani. Kendi seçmenini ya da daha yakın girelim, evet. Kendi seçmeninin bir kısmını da kızdırdı orada. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir de erken seçim yapılmasını destekler misiniz var. O da ortak bir sonuç. Onu da verelim arkadaşlar. Çünkü burada %59,8, yani yaklaşık %60'ı yurttaşlarımızın erken seçim yapılmasını istiyor. Hayır diyenlerin oranı %30,9, yani 31 denilebilir. Fikrim yok diyenlerin oranı da %9,3. Bu erken seçimi desteklerim. Bu ortak sonuç değil mi? Bütün yani 21 şirketin. Yok, bu Avrasya Araştırma. Bu Avrasya Araştırma. Ama onu söyleyecektim. Evet. Bu Avrasya Araştırma'nın sonucu ama
Haziran 15'ten sonra yayınlanan 4 anket var. 4 ayrı firmanın anketi var. Orada da zaten ortalama 60'a yakın yine. Hemen aynı, evet. Orada hemen hemen aynı. Peki. Şimdi diğer araştırmaya gelelim arkadaşlar. Sayın Kemal Özkiraz'ın yönetiminde yapılan Cumhurbaşkanı adayları, çatı adayları araştırmasına gelelim. Evet, ilk sayfayı verelim arkadaşlar. Şimdi yapılacak bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan tekrar aday olursa oy verir misiniz? %30. Evet, oy veririm diyenler %30. Tam ekran verelim arkadaşlar bunu. Çok çarpıcı yani. Erdoğan'ın desteğinde büyük bir çöküş var. Evet, büyük bir çöküş. Ya oy vermeyecek olanlar, kararsızlar dağılmadan bile. Evet, dağılmadan bile %54,3. 54 oy vermeyeceğim diyenler. Evet. Kararsızlar dağılmadan, evet. İsim isim sorduğumuzda da zaten benzer sonuçlar var, birazdan göreceğiz. Evet, tekrar vermeyeceğiz diyor. Diğer sayfayı alalım arkadaşlar, kararsızlar dağıtılınca. Bu araştırmada kararsızları dağıttınız zannediyorum. Yok, bunu değil. Bundan sonrakinde şey var. Evet. Çatı aday olması muhtemel isimleri Erdoğan'la kıyasla. Burada Erdoğan'da büyük çöküş var. Şimdi çatı adaylar, muhtemel çatı adaylar Erdoğan karşısında değerlendirilmiş. O grafikleri görelim, sorulmuş seçmene. Evet. Şimdi burada şöyle bir değişiklik yaptık biz. Normalde biz 3 şık oluyordu. İşte Ali Babacan'la Erdoğan'ı kıyasladığımızda Ali Babacan'a oy veririm, Erdoğan'a oy veririm ya da kararsızım gibiydi. Biz o kararsızların eğilimini de görebilmek açısından aslında kararsızlara da 2 ayrı şık verdik. Kararsızım ama A adayına daha büyük ihtimalle oy vereceğim. Kararsızım ama B adayına daha büyük ihtimalle oy vereceğim diye. İki şık daha koyduk. Ali Babacan ile Erdoğan kıyaslandığında Erdoğan Ali Babacan'dan yaklaşık 1 puan fazla. Fakat şurası çok önemli. Kararsızların içerisinde. Biz bunu sadece kararsızım diye koysaydık burada 18.1 kararsız olacaktı. Ve kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan farkı 2.5 puana kadar çıkartacaktı. Ama biz bunu böyle sorunca zaten oy kullanmayanları da ayırmışsınız. %7,2 kesinlikle evet. Kullanmam diyor. Şimdi kararsızım fakat büyük ihtimalle Ali Babacan'a oy veririm diyenler %11,1 arttı. Bunun üstüne koyduğumuzda %50'ye yaklaşıyor. Evet. Yani %50'ye yaklaşıyor. Evet. Kararsızım ama büyük ihtimalle Erdoğan'a oy veririm diyenleri koyduğumuzda Erdoğan 42'lerde 43'lerde kalıyor. Evet, bu önemli bir ayrıntı. Diğer isimler diğer için de sayfaya bakalım. Diğer isimlere bakalım. Sorular. Ekrem İmamoğlu muhalefetin çatay adayı olursa kesinlikle oy veririm diyenler kararsızlar dağıtılmadan önce %41,7. Kesinlikle vermem diyenler %34. Yani arada kararsızlar dağıtılmadan bile çok büyük bir fark var. Evet. Kararsızım fakat büyük ihtimalle oy veririm diyenler de %16,7. Evet. Bunu eklediğimiz zaman yani 58-59 yaklaşık %59 gibi çok büyük bir fark oluşuyor. Kesinlikle oy vermem diyenler ise %39'da kalıyor. 39,1'de kalıyor. Ya yani 40'ın altında. Evet. Evet arkadaşlar, bir tam ekran olarak Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu da var tabloda. Evet, şimdi gelecek diğer adaya bakalım. Mansur Yavaş'ı getiriyoruz ekrana. Evet. Mansur Yavaş muhalefetin çatay adayı olursa %40, o da yüksek. Kesinlikle oy veririm diyenler %40. Arkadaşlar tam ekran verin. Sonra yorumlarda seyircilerimizle paylaşalım. Tam ekran verelim lütfen. Kesinlikle oy vermem diyenler %31,1. Kararsız fakat büyük ihtimalle oy veririm diyenler %20,6. Şimdi bunu ekleyince yani %60'ı geçiyor. Evet, zaten Mansur Yavaş'la ilgili Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'ndan ayrıştıran mesele şu ki Ekrem İmamoğlu CHP ve İYİ Parti'nin bütün oylarını, HDP'nin de çok önemli oylarını alıyor. 41,7 çıkıyor burada. Fakat şurada Ekrem İmamoğlu %16'larda kalıyor. Buradaki fark nedir biliyor musunuz? Aradaki fark. HDP seçmeni. HDP seçmeni. Yani Mansur Yavaş konusunda kararsız HDP seçmeni. Ekrem İmamoğlu'nun ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikisinin avantajı Mansur Yavaş'a göre HDP seçmeninin neredeyse bütününü alıyor olması. Mansur Yavaş'ın avantajı ise
AKP ve MHP seçmenden oy alıyor olması. Dikkat ederseniz burası 37'lerden 31'lere kadar düşmüş. Kesinlikle oy vermeyenler. Peki. Kararsızım fakat büyük bir ihtimalle oy vermem diyenlerin oranı da çok düşük zaten. 4,1 eklediğimiz zaman %35,2 %35 ediyor. 35,2. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor ekrana değerli seyirciler. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin çatay adayı olursa %39,8 kesinlikle oy veririm diyor. Yaklaşık %40. Evet. %39,8. Kesinlikle oy vermem diyenlerin oranında biraz yükselme görülüyor. Biraz da Erdoğan'ın oranında yükselme gözüküyor. Evet. Bu Erdoğan'ın oranında yükselme demektir. %35,2. fakat kararsızım fakat büyük ihtimalle oy veririm diyenler %14,1. Bunları eklediğimiz zaman 53,9 yaklaşık %54. Oy kullanmayanları da çıkarttığınızda yaklaşık %55-56'yı bulacaktır. Evet, %55-56'yı buluyor. Kararsızım fakat büyük ihtimalle oy vermem diyenlerin oranı sadece %5,3. Bunu şeye eklediğimizde, oy vermem diyenler eklediğimizde %40,5 buluyoruz. Evet. Yani arada %14-15'lik bir fark var. Öyle gözüküyor. Zaten bizim, yani Kılıçdaroğlu da kesin olarak kazanıyor. Bizim geçmişte mesela tereddütsüz bir durum var. Geçmişte yani şöyle bir Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor yani. Evet. Evet ki yani fark atarak kazanıyor. Evet. Yani bu sorduğumuz 4 adayın içerisinde muhtemelen en kritik olanı Ali Babacan'ın durumu. Ama diğer üçü ilk turda rahatlıkla kazanabilecek seviyede gözüküyor. Ali Babacan'ın AKP kökenli bir aday olması diğer seçmende, yani AKP muhalefeti, uzun süre AKP'ye muhalefet etmiş seçmende bir kararsızlık yaratıyor. O belli. Evet. Şöyle yani biz zannediyorum Eylül ayıydı. Eylül ayına kadar yaptığımız 4-5 araştırmada Ekrem İmamoğlu deyince oy veririm. İşte Mansur Yavaş deyince oy veririm. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu deyince oy vermem diyenlere. Tekrar telefon ettik 604 kişiye. 5-6 ayrı anketten tespit ettiğimiz 604 kişiye. Dedik ki siz kendinizi muhalif olarak mı tanımlıyorsunuz? Evet. Peki Ekrem İmamoğlu'na ya da Mansur Yavaş'a oy verirken Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeme gerekçeniz nedir? %90'ından fazlası bize ya ona da veririz de kazanamaz diye endişe ediyoruz. Yani bu da bir şey yani. Algı. O yüzden muhalefette bugün anketlerde en yüksek çıkan herhangi bir aday kimse o. Eğer muhalefet nefret figürü olmamış, kampanyayı da doğru yönetebilecek, kimi çıkartırsa çıkartsın muhtemelen mahalle baskısıyla, vicdani baskıyla, buna oy vermeyelim de Tayyip Erdoğan mı kazansın baskısıyla muhtemelen tavana o da yaklaşacak yani. Çok önemli bir araştırma. Önemli bir araştırmaydı. Erdoğan. Evet arkadaşlar.